az 7 vermelerini bekliyorum. Yani öyle ümit ediyorum. Evet, bir talihsiz yaşadım. Doğru, düştü. Ama belki bunu Funda Hanım veya diğer arkadaşlar kullanabilir. Ben olsam kullanmazdım. Gerçekten kullanmazdım. Çünkü ben buradan gelirken düştü. Bunu hani eksik bir ürün sayıp da işte en düşükten başlamalarını... Yani asla moralim, yani gerçekten moralim çok bozuldu. Ben olsam böyle bir şey yapmazdım. Vicdanlarına bırakıyorum sadece. Evet, haftanın ortasında sevgili Çiğdem yarıştı. Şimdi bakalım ona nasıl gelecek puanlar. Demin ki söylediğim şey söz konusu. Evet, 2-1 verme hakkınız var ama kullanıp kullanmamak size kalmış. Ben olsam kullanmam, şahsi fikrim. Anlayabiliyorsun durumu, sana da izah ettiler. Yapmıştı, getirirken yolda başına bir şey geldi ama sonucu değiştirmiyor. Dolayısıyla size bırakıyoruz o kararı. Umarım kimse vermez tabii, o da ayrı antiparantez söyleyeyim. Şimdi buyursunlar, siz yazmaya başlayın. Ben de menüsünü anlatayım, tekrar size hatırlatayım daha doğrusu. Buyursunlar, açın tahtalarınızı, kalemlerinizi. İlk olarak Fransız usulü soğan çorbasıyla başladı Çiğdem'in menüsü. Ardından melanzene yedik ve yanında samosa vardı, patatesli. Somonu vardı bir sosun üzerinde. Kaparili, ekşili bir sosun üzerinde. Yanında baby patates ve kuşkonmaz eşlik etti somonuna. Salata olarak mozzarella salatası seçmişti. Pesto soslu, domatesli. Tatlısı da krem brüleydi. Bakalım puanları nasıl olacak? Yine hakkaniyetli vadir olmanızı rica edeceğiz herkesten. Evet, herkes yazdı. Değiştirmek isteyen var mı? Hayır. Emin olmaya İbrahim, Ceren, Funda, İlker. Herkes okey mi? Beğendiği, beğenmediği. Evet. Ben de hatırlattım çünkü. Sonradan onu beğenmiştim ya da beğenmemiştim olmasın. Herkes emin. Peki sana döneyim sevgili Çiğdem. 2-1 verirler mi sence? Yani bu bir yarışma. Açıkçası bu bir yarışma. Verebilirler ama ben olsaydım gerçekten vermezdim. Hani şimdi puanlamayı yaptıkları için söylüyorum bunu. Yok yok, sen vermezdin. Evet. Vermezdim yani. Ama İlker Bey'den bekliyorum, olabilir. İlker'den bekliyorsun. Funda'dan beklemiyor musun? Yani Funda Hanım'dan... 2-1 beklemiyorum ama yine düşük bir puan bekliyorum. Normalde peki kaç bekliyorsun? Hı. Yani eğer böyle bir talihsiz yaşamasaydım 8-9 beklerdim. 8-9. Evet. Ve sosumda da öyle bir bekleyebilirsin. Yani sosumda da öyle bir talihsiz, yani sosumu da o şekilde unutmasaydım, süsseydim ve mozzarella salatamda da böyle bir hani talihsiz yaşamasaydım 9 beklerdim. Peki. İlk olarak Ceren'den geliyor Çiğdem'e puan. Evet, görelim Ceren puanını ve duyalım. Ben 8 verdim. Oo. Çiğdem Hanım'a. Hakkını yiyemezdim. Güzel. Çok iyi bir tatlı. Tatlı vurdu değil mi son? Tatlı çok iyiydi. Neyden kırdın 2 puan? Ya ben sosundan kırdım balığın. Hı hı. Gerçekten, evet. Ve onu bırakmamalıydın, kendine gol attığını, evet, düşünüyorum. Doğru. Yani ben patatesi falan beğendim. Garni zaten normal. Şu ana kadar gördüğümüz en yüksek puandı. Evet. Ama bence emek sarf edilmiş bir menü. Soğan çorbası çok kolay bir çorba değildir. Ekmeğini güzel lezzetlendirmişsin. Bence başarılıydı. Teşekkür ederim. Ben bir salatayı şöyle, evet, düşürmeyle alakalı hiçbir, hı-hı, şey koymuyorum. Hepimiz başına gelebilir. Zaten 8 vermişsin, evet, yani. Evet. Neyini şey yapıyorsun? Sadece hani 10'dan birazcık kırdım. 9 da verebilirdim. Hı-hı. Evet, çünkü emekli ve tatlıyı çok beğendim. Ne diyorsun Funda 8'e? Fazla. Yani bence fazla. Adalet dengeniz çok farklı. Ben bunu kesinlikle buna kanaat getirdim. Çok güveniyorum kendi adaletime. Evet, herkes gibi ama adalet dengeniz biraz daha farklı çalışıyor. Ben bunu, benim damak tadıma gördüm, daha çok uydu menüsü. Bu kadar net. Ama şey, ana yemeği falan yani beğenmemiştiniz. Ana yemeği beğendim. Ben somonun pişmesini beğendim. Ben sadece ben, hepimiz bunu sosla savundum. Hayır bakın. Ya herkes savunmadı. Ben şunu söyledim, deri altta kaldığı için sosun, peki, da doğru, tadını değiştirmiş, peki, dedim. Beğendim. Devam edeceğiz. Yani bakalım Funda'dan kaç puan geliyor Çiğdem'e. Evet Funda, görelim ve duyalım. Benim Çiğdem Hanım'a puanım 6. Kapatabilirsin. 6. Evet. Ne diyorsun? Yani şaşırdım açıkçası. Niye? Şaşırdım. Ben böyle 3 falan 2 verir falan, yapmayın, gibi bekliyordum. Lütfen, gerçekten. Bilmiyorum ama benim şaşırttınız beni. Benim yaptığım yorumlar yani, puanım eşdeğer. Yani 6'yı gördün mü ya Zuhal Hanım?
Çok şükür buna dedim. Bir de çok şükür dedim, öyle söyleyeyim. Hani Funda Hanım olduğu için. Sadece bir günde benim böyle adaletsiz bir insan olduğuma kimse kanaat getirmesin lütfen. Evet. Ne diyeceksin? Çünkü 5 puanla alakası İbrahim. Yok bu durumun. Funda Hanım benim üstüne oynadığını düşünüyorum. Çünkü rakip olarak büyük ihtimal beni gördü. Ah, başka çünkü bir düşünce yok. Normal şartta o salatayı ben düşürsem büyük ihtimal 2 puan ama verecek. Ama sizin menünüze göre benim sen burada beğendiğim birçok şey vardı. Yapmayın. Sizin sen tatlınız benim için, asla benim olmamış masama, özensiz bir benim tatlıydı. Benim masama siz beğenmemek için gelmişsiniz. Ne alakası var oğlum İbrahim Bey? Ben size ne bildim, ne gördüm, ya. Ne tanıdım. Ben sevindim Çiğdem aklınızda ne fikir edin. Böyle bir puan verdiğiniz için ama siz benim direkt benim üstüme oynadınız. Ben ama sizin, kendi ayağınıza sıkıyorsunuz. Ben bakalım sizin nasıl ana yemeğinizi beğenmemiştim. Daha çok beğendim bugün. Ama bu evet krembrülü de çünkü ya çok olsun. Riskliydi ve çok lezzetliydi Zuhal Hanım. Evet. Krembrülüye mi verdiniz yani. 6 puanı? Ne alakası var? Somonun pişme dengesi çok güzeldi. Evet sosunda 3 tane karabiber yedim ama sonradan ağzımın acısı gittikten sonra sosun kenarlarından yedim ve gayet lezzetliydi. Çorbası da keza çok lezzetliydi. Tamam Funda Hanım bir şey soracağım. Eğer ki o mozzarella düşmeseydi... 7 verecektim. 7 verecektiniz. 7 verecektim. Peki sosunda karabiber olmasaydı... Zaten siz unuttum ya hani. Aslında olay yani ben 7'den yukarıya evet, çıkacağımı onun düşünmüyorum. Onun da kadayıfı güzel olsaydı. Evet. Bilmem nesi olsaydı. Şunun için şey, söylüyorum Zuhal Hanım. 7'den yukarı hani çıkmayacaktı. Merak ediyorum gerçekten acaba böyle hani ben işte haftanın başından beri 5 vereyim. Ben zaten sıramı savdım. 5 vereyim 6 vereyim. Ben böyle gideyim mi diyecek acaba Funda Hanım? Ben o zaman merak bugün ediyorum. Benim 1-2 verme imkanım varken ben kendime hani, oynuyor olsaydım. Belki tepki alınmışsınız. Allah'tan korktuğunuz için 1-2 vermediniz. Bir şey söyleyeceğim. Ben tamamen ödülü oynasaydım. Ben şu an kalkar 2-3 verirdim. Yapmayın. Ama pişman oldu. 8'i burada gördü. 6'yı gördü. İçinden gidiyor böyle. Yani, İçi eriyor böyle. Öyle görünüyor. Zuhal Hanım asla. Verdiğim puan kesinlikle hakkıyla aldığı bir puan. Düşemese 7 verecektim diyor. Peki. Evet. Devam ediyoruz İbrahim'in puanıyla. Evet, görelim İbrahim ve duyalım senin puanını da. Benim puanım Çiğdem Hanım'a 6. Kapatabilirsin. Yani teşekkür ederim. Çorbanızı çok beğendim, güzeldi. Evet. Biraz bahattım. En çok tatlınızı beğendim. Yani Nirvana diyebiliriz. Yani herhangi pastane, herhangi bir İtalyan mutfağına gitsek ondan iyisini yiyemeyiz diye düşünüyorum. Devam ediyoruz ve son puan geliyor bugün için İlker'den Çiğdem'e. Bakalım kaç geliyor? Evet İlker, sen de söyle puanını. Benim Çiğdem Hanım'a puanım 7. 7, kapatabilirsin. Gününü oynadığını düşünüyorum şu an. 7 oraya mı, onun için mi geldi? Evet, onun için geldi. Zuhal çünkü Hanım bir sürü eksi yorum yaptı. Ben sizin adınıza sevindim böyle bir yüksek puan olduğu için. Teşekkür ederim, sevindim. Ya, sevindim gerçekten. Gerçekten ben sevindim. Ben sevindim. Doğru ya doğru. Şu an İlker, pardon. Ben gerçekten yarışmacı sevindim olsam şu durumda mutsuz olur çünkü ben güzel sevindim puan aldım. Ben sevindim. Ay yani diğer yarışmacı senin yerinde güzel puanlar güzel hak ettin mi? Eyvallah hak ettin. Ama hani şu söylediğine ben çok samimi bulmuyorum. Gerçekten sevindim. Şimdi ortada böyle bir hani düşük puan verme imkanı varken gününü oynayan birinden 7 puan çıkar mı İbrahim Bey lütfen? Yüksek biraz almak yani, için olabilir mi acaba? Ya ne alakası var? Benim çünkü ne yapacağım belli çoğu mi? Çoğu şeyi beğenmedim. Belki ben beceremeyeceğim. Yani. Çoğu şeyi beğenmedim. Ne şart altında bana? Beceremezsin zaten yani sen bana 7 verdin diye al sana 7 diyecek. Çoğu şeyi beğenmediniz. Yani. Genelde de olmuyor beğenmedin zaten. Beğenmedin yani. Evet. Ceren ya Hanım çok pişman, benden düşük puan bekliyordu. İlker Bey'den düşük puan evet, bekliyordu. Doğru. O yüzden güzel, harika görünmek için 8'i yapıştırdı. Çünkü onlar eksik verecek dedi. Evet. O adalet bir 8 de insanı bir açar. Hayır, Ceren adalet hoş göründüm ama değil mi? Hoş görünce. Ceren'le bir şeyim yok ki. Hatta Yıldız'ın bile barışmadı diye hayır, dün hayır bile söyledim. Yani bizle alakalı, sizle değil Çiğdem Hanım. Anladım. O adalet duygusunu böyle ben adaletliyim, ben böyleyim, ben şöyleyim diyebilmek adına şu an o kadar üzgünsünüz ki. Şu an o kadar üzgünsünüz ki. Hiç üzgün değilim. Bu renk size çok yakıştı. Hangi renk? Bana bu her renk yakışır. Her evet, renk yakışır. Muhteşemsiniz. Peki. Eline emeğine sağlık. Valla güzel puanlar aldın. Geçmiş olsun şimdiden. Çok sağ olun. Evet ve yarın sen geliyorsun Ceren, final evet sende. Evet. Şimdiden merakla bekliyoruz meze Ceren'den. Ben de çok meraklıyım. Valla ben meze çok severim. İnşallah donat mutlu oluruz. Güzel olacak. Donat bakalım. Donat. Size afiyet olsun. Teşekkür ve de iyi akşamlar. Ederim.